Evrende yalnız mıyız yoksa başka gezegenlerde de akıllı yaşam var mı efendim? Evet, güzel bir soru. Ya şimdi şu var, Meryem Hanım. Şimdi biz büyük bir evrende yaşıyoruz, muazzam büyük bir evrende. Tabi evren çok büyük ve bu muazzam evrende. 225 milyar tanesi 225 milyar tanesi Samanyolu ve Andromeda gibi olmak üzere 2 trilyona yakın galaksi var. Bu evrende. 2 trilyona yakın galaksi. Ve trilyarlarca gezegen. Şimdi bizim de bir parçası olduğumuz bu Galaktik Federasyon Hakikaten tahayyül sınırlarımızı zorlayan ve milyonlarcası bulunan galaktik federasyonların bir parçası. İçinde bulunduğumuz Güneş Sistemi biraz daha küçültürsek kendi yuvamıza dönersek, içinde bulunduğumuz Güneş Sistemi 100 bin ışık yılı çapında ki ve içinde 400 milyara yakın yıldızın bulunduğu. Ee, devasa büyüklükteki Samanyolu galaksisinin bir parçası, bir, bir, bir odası. Biz bu odada yaşıyoruz. Ve bu galaksinin içinde ise tıpkı bizim güneş sistemimiz gibi, yani bizim odamız gibi binlerce e, gezegenler sistemi var. Şimdi e, trilyonlarca galaksinin ve trilyarlarca e, gezegenin bulunduğu şu e, uçsuz bucaksız evrende, ee, yani bir tek bizim üzerinde yaşadığımız gezegende akıllı yaşam olduğunu söylemek, e, takdir edersiniz ki her şeyden önce bu matematiğe aykırıdır. Yani akla ve mantığa aykırıdır. E, yani çünkü üzerinde yaşadığımız dünya adlı bu gezegenin bu muazzam evrende işgal ettiği e, yer e, denizlerdeki bir e, kum tanesi kadar. E, bile değil yani o kadar bile değil. Şimdi e, bilim insanları tarafından tabii e, astronomi astronomiden bahsederken e, önceki e, şunu bilmesi lazım e, dinleyicilerin yani mesela e, coğrafya, jeoloji, fizik, kimya, matematik bunlar e, yer bilimleri yani e, yoruma kapalıdır, e, somut, delilli, kanıtlı ve deneylidir ve e, tekrarlanabilir deneylerle. E, kanıtlanabilir bilgilerdir. Ama astronomi dediğimiz zaman bu biraz şeye gider. Yani e, teorik bilimdir. Yani e, teo, e, Teoretik bir e, bilimdir. Şimdi bilim insanları tarafından yapılan son hesaplamalara göre e, sadece içinde yaşadığımız Samanyolu galaksisinde bile sadece bizim içinde yaşadığımız Samanyolu galaksisinde bile Bizden daha gelişmiş akıllı uygarlıkların sayısı 36'dır. Yani sadece bizim galaksimizde üzerinde akıllı yaşamın ve gelişmiş uygarlıkların bulunduğu en az 36 tane gezegen var Meryem Hanım. Sadece bizim galakside. Şimdi tabii e, dünya dışı yaşamla ilgili yani e, bugünkü astronomi bilgilerimizle, henüz bir bulguya erişmemiş olmamız, yani onlarla temas e, etmemiş olmamız bunu yoksamayı gerektirmez. Yani onların varlığını yoksamayı gerektirmez. Yani evet insanlık olarak e, bilimde çok ilerledik. E, lakin uzay biliminde henüz emekleme dönemindeyiz. E, ve şu var, yani kanıtın yokluğu e, yokluğun kanıtı değildir. Yani kanıtın yokluğu, yokluğun kanıtı değildir. Şimdi antik dönemde ve kadim zamanlarda dünya dışı varlıklarla temas olduğunun e, ciddi ciddi kanıtları veya hadi dayanakları diyelim daha doğru olur bulunuyor. Yani hem arkeolojik keşifler, hem bilimsel bulgular, hem hem dini metinler ve kutsal kitapların anlatımları hem de biyoloji yani insan vücudunun anatomisi e, bu uçuk görünen iddiaları ciddi biçimde destekliyor. Şimdi nelerdir bunlar mesela yani antik dönemde ve kadim zamanlarda işte dünya dışı varlıklarla temas olduğuna dair e, somut kanıtlar mesela neler olabilir? Şu başlıklar altına toplayabiliriz. Mesela birincisi e, bizatihi bilimin kendisi. Yani arkeolojik çalışmalar sonucunda keşfedilen on binlerce hatta yüz binlerce yıl öncesine ait ve fakat o dönemde henüz var olmaması gereken bazı aletlerin ve eşyaların bulunması. İkincisi binlerce yıl öncesine ait bazı mağara resimlerinde uçak veya uzay aracı benzeri uçan nesnelerin çizilmiş olması. Yani Hatta tıpkı günümüzdeki astronot kıyafetlerine benzer kıyafetler giymiş heykellerin bulunması. Şimdi tabii bunları yani o dönem insanların e, hayal ürünü olarak görmek e, ne derece doğru bir bakış açısı olur sorgulanmalıdır. Yani çünkü hangi hayalperest binlerce yıl sonraki uçakları, uzay araçlarını ve astronotlarını e, bu kadar dakik ve ayrıntılı bir şekilde çizebilir? Üçüncüsü Meryem Hanım e, ki çok önemli. Yani insanlık tarihinin mesela en büyük iki medeniyeti olan e, Sümer ve Mısır uygarlıklarının e, aşama aşama gelişerek değil birdenbire ortaya çıkması. Yani her iki medeniyette adeta hazır biçimde kuruldular ve kökenleri birer gider. E, dördüncüsü Biraz önce belirttiğimiz gibi yani Sümer ve Mısır örneğinde birdenbire ortaya çıkan uygarlıklar olduğu gibi birdenbire ortadan kaybolan ve yok olan uygarlıklar da var. Mesela Rapa Nui gibi. birden ee, birdenbire adeta buhar olup yok oldu ve nereye kaybolduklarını kimse bilmiyor. Ve bu konuda en ufak bir iz de yok. Ee, beşincisi binlerce hatta on binlerce yıl önce birbirlerinin tamamen habersiz yaşayan toplulukların aynı piramitleri inşa etmeleri, aynı inanç ve kültürleri yaşatmaları, yani bu ve bu çok ilginçtir. Yani birbirlerinden tamamen habersiz bu toplulukların konuştukları dillerde bile birçok kelime aynı ve aynı nesnelere aynı isimleri vermişler. E, ve o dönemin şartlarında mantıken baktığımızda birbirlerini hiç görmemiş olmaları lazım altıncısı e, inançlı insanlar için çok önemli dini metinlerde ve kutsal kitaplarda e, yani bu hem e, Tevrat'ta hem İncil'de hem Kur'an'da var e, dünya dışı varlıklarla temasın olduğuna dair e, insanın zihninde şüpheler uyandıran anlatımların olması yani bu hem semavi dinlere ait kutsal kitaplarda hem de diğer dinlere ait kutsal metinlerde bolca mevcut. Yedincisi ve bence en dikkatli bir şekilde üzerinde düşünmesi gereken şey şu. Yani bilimin söylediğine göre bilimin bize anlattığına göre 200 bin yıldır dünya üzerinde yaşadığı ve 50 bin yıldır da akıllı varlık yani homo sapiens olduğu varsayılan insanın bu tarihine baktığımızda yani eğer bilimin bize anlattığı doğruysa bu insanlık tarihi ve yaşı o zaman şöyle bir şey çıkıyor. Yani ilk 194 bin yıl neredeyse hiçbir şey yapmadan yaşamış insan yani sadece avlanmışlar ve üremişler. E ne oluyorsa bundan 6000 yıl önce yani milattan önce 4000'lerde oluyor ve birdenbire bir uygarlık sıçraması yaşanıyor. Yani o tarihte mesela ne oldu? Yani ne oldu da insanlık birdenbire ve ondan önceki tarih neden prehistoria? Neden prehistoria? Eee 8.si yine binlerce yıl öncesine ait mimari eserlerde veya mağara resimlerinde sürekli olarak göksel imgelerin kullanması. Yani e, şimdi bu çok ilginç. Yani gökteki nesnelerin ve gökte yaşayan canlıların betimlenmediği neredeyse hiçbir antik eser yok Meryem Hanım. Yani antik çağlardaki insanların mağara resimlerine baktığımız zaman e, hayvanlardan sonra en çok çizdikleri betimledikleri şey göksel e, imgeler. Evet. Yani günümüzdeki modern çağdaki sanatçılar, ressam, ressamlar, heykeltıraşlar, müzisyenler bile göksel imgeleri yani galaksileri, gezegenleri, yıldızları bu kadar fazla betimlemiyorlar. Yani modern çağda bile, bu uzay çağında bile. Bir de dokuzuncu çok ilginç. Yani bu biraz benim dikkatimi çeken bir şey. Yani bu prehistoria tarih öncesi olarak adlandırıldığımız bu 6000 bin, bin yıldan daha eski olan tüm yapılarda başta Göbekli Tepe, işte Mısır piramitleri, Stonehenge olmak üzere şöyle ilginç bir şey dikkatimizi çekiyor. Dikkatli baktığınız zaman yani bu yapıları inşa edenlerin normal insan boyundan daha büyük insanlar, yani belki de bizim genetik atalarımız olmayan başka insanlar yani pre Adam'us diye bunun teolojide de yeri var. Ee, İslam ilahiyatına ön Ademiler diyor deniyor. Hristiyan e, ve Musevi teolojisinde batı, batıda buna pre Adamus deniyor. Yani Adem öncesi e, yaşamış başka insan türleri e, olduğunu hemen fark edilmez. Yani e, mesela bir sürekli olarak şunu söylüyoruz neyse piramitler için olsun, Stonehenge için olsun, göbekli tepe için olsun, İşte bu kadar büyük taşları buraya nasıl getirdiler? ve işte bu dev, yapı, dev boyutta yapıları e, o günün teknolojisiyle nasıl yaptılar diye soruyoruz. E, mesela o yapıyı, o yapıları inşa edenlerin e, bizim atalarımız olmadıklarını, boy olarak bizden daha büyük, daha çok büyük başka insanlar ve varlıklar e, olabilecekleri mesela neden düşünemiyoruz? E, eğer böyle değilse, e, böyle değilse, 6000 bin yıldan daha eski olan tüm yapılarda ve bulunan tüm eşyalarda neden hep aynı durum göze çarpıyor? Onu kullanan insanlar bizden 3-4 kat daha büyük insanlar olmalı. Neden? Onlar da hemen bu durum göze çarpıyor. Bunu üzerinde düşünmemiz lazım. Son olarak bu da çok önemli yani biyolojik bir şey. emare yani insan vücudunda dünya dışı genlerin bulunması yani e, bilim insanların ve biyologlarının söylediği ki bu e, bilimsel olarak bir gerçektir. Bizim DNA'mızda yani insan DNA'sında bu gezegene ait olmayan genler var ve ne işe yaradığı da bilmiyor. Ve tek başına aslında bu biyolojik gerçeğimiz bile e, çok şey anlatır, anlatıyor kanısındayım. Bu durum sadece biz insanlarda değil mesela bazı hayvanlarda da var. Örneğin ahtapotların DNA'sı bu gezegene ait değil Meryem Hanım. Bu yüzden bilimsel çevrelerde mesela ahtapotların başka bir gezegende dünyamıza gelmiş veya getirilmiş bir canlı olabileceği tartışılıyor. Yani bu tür emareler var. Ben burada tekrar tekrardan söylemek zorundayım, belirtmek zorundayım. Yani bu konu teorik bilim kapsamına giriyor. Bunun anlamı şu. Yani e, varlığını da yokluğuna, yokluğunu da biz kesin delillerle kanıtlayamayacağımız, ortaya koyamayacağımız bir konuyu konuşuyoruz şu anda. Yani söylediklerimiz, şu ana kadar söylediklerimiz ve programın sonuna kadar da söyleyeceklerimiz tamamı doğru da olabilir, yanlış da olabilir. Yani bu, bu böyle bir konu. O yüzden dinleyicilerden, değerli kardeşlerimizden benim ricam, yani burada söylediğimiz şey biz mutlak kesin doğru olarak dayatmıyoruz, bunu iddia etmiyoruz. Dediğimiz gibi doğru da olabilir, yanlış da olabilir. Sadece ki en bu konuda uzman olan yani astronom, gök bilinciler dahi bu konularda kesin olarak konuşamıyorlar çünkü kesin olarak konuşulabilecek bir konu değil.